1995 yılında Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren Kardak krizi bu kez bir Fransız dergisine konu oldu. Dergi Fransız Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne ilişkin öngörüler geliştirmek için 5 savaş senaryosu kurguladı. Bunlar arasında Kardak etrafında şekillenen ve Türkiye'ye karşı Fransız-Yunan işbirliğinin oluştuğu bir savaş senaryosuna da yer verdi. Les îles Zimia, situées à 7 km des côtes turques, 2027 yılında Kardak kayalıklarında bir kez daha Yunanistan'la Türkiye karşı karşıya geliyor. Türk askerini püskürtmekte zorlanan Yunan güçlerinin yardımına Fransa koşuyor. Türk askeri Kardak'tan uzaklaştırılıyor. Bu hayali kurgu Fransız L'Express dergisinden. Dergi Fransız Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne ilişkin öngörüler geliştirmek için 5 savaş senaryosu kurguladı. Bunlar arasında Kardak etrafında şekillenen ve Türkiye'ye karşı Fransız-Yunan işbirliğinin oluştuğu bir savaş senaryosu da yer aldı. Dergi Kardak'ın Yunan olduğu iddiasını kabul ederek hazırladığı senaryo için yaklaşık 10 dakikalık bir video yayınladı. Senaryoya göre Türkiye 17 Şubat 2027'de yaklaşık 1000 komandoyu taşıyan TCG Anadolu gemisi 2 fırkateyn ve 1 denizaltıyla Kardak kayalıklarına yanaşıyor. Türk bayrağı çekilen kayalıklardaki 50 Yunan askeri tutuklanıyor. Atina'nın Kardak'ı geri alma operasyonları başarısız olurken bu sürede 10 Yunan savaş uçağı düşürülüyor ve 40 Yunan askeri hayatını kaybediyor. Senaryoya göre bu noktada Fransa çatışmaya dahil oluyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Yunanistan'a yardım için operasyonlar düzenleyeceğini ilan etmesi üzerine 2 fırkateyn, 1 nükleer denizaltı, Mistral tipi 2 helikopter ve C-130 tipi bir askeri nakliye uçağı Yunanistan'a gönderiliyor. İlginç senaryoya göre Kardak kayalıklarına çıkan Fransızlar Yunan kuvvetleriyle birlikte Türk askerini püskürtmeyi başarırken askeri başarısızlık nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifa edeceği ve Ankara'nın devam eden süreçte Rusya ile yakınlaşma yoluna gireceği anlatılıyor. La coalition menée par la France repousse finalement les Turcs.